Abi şimdi niye bize fazla kitabın var diye hava atıyorsun ki? Biz de yavaş yavaş senin seviyene geleceğiz bir gün yani demiş. Ya şöyle söyleyeyim. Bu kitaba sarma meselesiyle ilgili ne diyorsun abi? Bu süreçte nasıl yönetecekler? Kitap okumak istiyorum ama okuyamıyorum diyen var. Kitaba dalan var. Kitap konusunun senin karşılığı ne? Ya şöyle ben şimdi senin YouTube kanalındaki durum ne bilmiyorum da ben şimdi yavaş konuşan birisiyim. Böyle bir telaşlı bir şeyim de yoktur, yapım da yoktur. Yavaş konuşuyorum. YouTube kanalındaki yorumların büyük bir bölümünde hep şey var. 1.5'ü alın izleyin falan. İşte aradaki boşlukları al falan filan. Ya bugünün insanı anlam veremediğim bir telaş içerisinde yaşıyor. Yani sürekli bir telaşı var. Sürekli dikkati dağılıyor. Sürekli ağzı gözü başka bir yerlere gidiyor falan filan. Şimdi kitap dediğin öyle bir şey ki eline alacaksın, oturacaksın veya yatacaksın neyse saatlerce bir şeyle haşır neşir olacaksın. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeden. Bu çok zor geliyor insanlara. Onun için böyle kitap okuyanlara işte ip üstünde yürüyen muamelesi falan yapılmaya başlandı. Bir yere kadar anlayabiliyorum ama bir yerde de biraz bahane gibi geliyor. Şimdi bu Furkan arkadaşımızın sistemine de gelince bu fotoğraf kütüphane ve kütüphaneciler haftası için çekilmiş bir fotoğraftı. Aslında Twitter'da dik ve uzun hali vardı. Instagram'da böyle kare kadraja geldi. Derdimiz yani kitapların güzelliğini anlatmaktı. Serdar Kuzoğlu çık artık hayatımızdan. Ya biz asla bu hasır medeniyetler seviyesine çıkmayacağız, istemiyoruz demiş biri. Vallahi şöyle hayatına nasıl sızdım bilmiyorum ama ya benim muasır bu arada ne demek? Muasır mesela muasır şey demek, çağdaş demek. Yani aynı çağı paylaşan. Diyor ki biz aynı çağda yaşamak istemiyoruz diyor. Olabilir yani bunu isteyen çok sayıda insan var. Aslında burada şey açısından diyor. Yani aslında yani seni seviyor, çıkmak da istiyor ama diyor biz gelemiyoruz oraya. Bizi bırak diyor, zorlama diyor, değil mi? Yok yani ben de zaten orada değilim. Benimkisi biraz hani karıncanın hikayesi gibi gidemesek de yolunda ölürüz hesabındayız yani. En azından dileyelim. Çok iyiymiş. Evet, sıradakini açıyorum. Serdar Kuzuloğlu ne boş adam. Bu herife bu fikirleri yazdığı için maaş veriyorlar. Vallahi keşke yazdığım fikirler için bana maaş verselerdi. Paraya para demezdim. Kuzuloğlu. Soyadım benim çok dertli ya. Sen de çok... öyle hatalara maraz oluyor mu bilmiyorum. Mesela evet. Kuzuoğlu yazan var, Kuzuloğlu yazan var falan. Kuzuoğlu yazan var. Kuzulu o domainlerin hepsini aldım. Yanlış mesela e-mail atıyorlar bana. Yanlış soyadım yanlış yazarak onlar da bana geliyor neyse ki. Ne diyor? Ne boş adam. Yani vallahi çok samimi söyleyeyim. Hiçbir iddiam yok yani dolulukla ilgili. Sadece doldurmaya çalışıyorum. Yani zihnimi, aklımı, fikirler edinmeye çalışıyorum. Yani kimseye de bir taahhüdüm yok. Olduğu kadar bu kadar oluyor yani. Süpersin abi, teşekkür ederiz. Bakıyoruz. Serdar Kuzuoğlu'na sana çok fena kuruldum. Bekliyorum. Ne diyeyim? Bekliyorum çok güzel. Bekliyorum. Online'a mı gel? İlk böyle dışarı çıkabilirsiniz ya abi. Çok güzel. Hepimiz aynı durumdayız. Bir haftadır ıstakoz havyar yiyemiyorum. Mehmet Serdar Kuzuloğlu demiş. Ya bu muhabbetin sen kökenini biliyor musun? Çıkış noktasını. Yok. Ben bir blog yazımda bu kapitalizmi eleştirdiğim bir blog yazısında dedim ki öyle ya da böyle demin de muhabbeti geçti ya ilk defa fakirlerle aynı anda zenginleri de ilgilendiren bir mevzumuz oldu dedim. Yani böylelikle işte hepimiz aynı gezegende yaşadığımızı falan hatırladık. Hani ben tam onları yazarken Monaco prensi rahatsızlığını açıklamıştı. Kraliçe Elizabeth inzivaya çekilmişti, karantinaya çekilmişti falan filan. Bak dedim bunları da vuruyor.
Hepimiz aynı gemideyiz muhabbeti oldu ama tabii bizde hepimiz aynı gemideyiz muhabbeti siyasetten çok daha başka kullanımlara sahip olduğundan bir anda o gün ne şeyler geldi. Görmen şahit olman lazımdı işte. işte nasıl aynı gemideyiz bilmem ne falan filan. Ya mesela şey diyor, Ronaldo ada aldı, bu nasıl aynı gemi falan, adam adada biz burada. Ya kardeşim tamam da kaç tane ada, kaç tane Ronaldo var? Bir de hepsini geçtim yani, bu hani zenginin daha çok şeye erişiminin olması, fakir fukaranın kendi yağında kavrulması bu virüse has bir şey değil ki. Yani bu dünyanın kanunu, bir virüs bunu değiştiremez ama herkesi tedirgin edebilir mi? Edebilir. Yani bakıyor mu virüs, ben şuna bulaşayım da bundan uzak durayım demiyor. Demiyor. Onu kastediyordum. Yanlış anladıysan da affola. Bu neymiş? Vay. Bakalım böyle... Neden bu adamı gördüğümde ağzımı onun gibi doldurup küfür edesim geliyor? Ya abi, bu da Ferhan. Senin küfür olayı da çok o dolu dolu Ferrer muhabbetinde olmuştu değil mi? Yani evet, bu da Fahir Talip Carvizer kanalının sahibi. Onun aracını test ediyorduk. Orada da muhabbeti geçti. Ya şöyle... bu Bir Kafalar diye YouTube'da artık seneler önce yayınına son vermiş bir kanal vardı. Çok güzel bir röportaj kanalıydı. Orada da böyle insanlarla serbest düzen çok uzun röportajlar yapıp birkaç dakikalık kesitler çıkarıyorlar. O kesitin bir tarafında dedim, yani mesela şimdi YouTube'da bizi izleyenler bizden sonra Serdar Kuzuloğlu Bir Kafalar diye arama yaparsa ulaşır. 7 dakikalık bir röportaj. Ve röportajın bir kısmında dedim ki ben, ya kardeşim ben mesela bir gün bir Ferrari testi yapıyorduk. Arabayı kullanıyorsun. Arabayı huzurla kullanamıyorsun. Her bakan içinden sana küfrediyor. Görüyorsun yani. Altyazı çıkıyor neredeyse adamın altında. Ana avrat sana saydırıyor. Niye saydırıyor? İşte vay zengin adam bilmem ne falan. Yani mesela belki o adamın da hayali para kazandığında o arabayı almak. Ama sende görünce bir anda böyle bir irkiliyor. Alerjik reaksiyon gösteriyor. Yani adamın mesela parayı bulduğunda oturacağı semt, oturacağı ev, başkasını da görünce diline sakız oluyor falan. Bu ikiyüzlülüğümüz neden? Günün sonunda yani hepimiz böyle korktuğumuz insanlara mı dönüşüyoruz gibi bir muhabbet vardı. Bu röportaj galiba 7-8 sene önce yapılmıştı. Seneler sonra, şimdi ben tabii burada anmadığım işte oradaki küfrü de şey yaptım. Seneler sonra birisi o kısmı aldı, kesti, YouTube'a koydu. YouTube'a mı, Vine'a mı ne, artık o zaman ne varsa. Kardeşim, o video bir izlendiyse öbürü 10 izlendi. Bir de öyle bir mevzu ki, şimdi seninle de hani oturmuş kalkmışlığımız var. Ben küfür etmem. Yani yeri geldiğinde mutlaka ağzımdan küfür çıkmıştır da, böyle noktalı virgül gibi küfür kullanan birisi değilim. Bir sürü başka bildiğim kelime var yani, ona muhtaç kalmadım. Derdimi anlatabilecek yetenekliyim. Şimdi o bende öyle bir algı yarattı ki, ya bana dair öyle bir algı yarattı ki, bu adam böyle sabah ağzını açıyor, ana avrat dümdüz giden falan bir tip gibi. Ya şey bile denk geldim metroda, abi bir küfür etsene falan filan. İstek küfür yapıyor benden. Ha dedim oğlum, ne, nasıl bir mevzu? Yani abi ne kadar zamandır küfür etmiyorsun abi, o kadar dolu dolu, o kadar güzel ediyorsun ki orada küfürü. Yani böyle yaşıyorum, yaşıyorum. Yani. Tüttürmüşsün küfürü de yani. O kadar güzel olmuş. Evet, sıradakine geçiyorum. Eski sevgilimin babası Serdar Kuzuloğlu'na benziyordu. Tabii o da teknoloji olmayan dönemi övüyordu. Ve daha samimiydi onları anlatırken demiş. Neden eski sevgilisi olduğunu anlamıştır sanıyorum değil mi? Yani kayınpeder demediğine göre hatasını umarım geç de olsa fark etmiş. Eski sevgilimin babası. Evet. Devam ediyorum. Kız boydan fotoğraf istediğinde ben temsili. Vallahi açıklamasını demin yaptım. Boydan halini isteyenler Twitter hesabıma girip bakabilirler. Bu Instagram'daki hali. Çok güzel, yine bu fotoğrafa. Serdar abinin yaşarken milyonluk, konuşurken milyarlık tavırlarına hastayım. Ya böyle arada yorumlar alıyorum ya. Böyle bilmiyorum yani, öyle bir izlenim mi veriyorum falan. Bayağı da mütevazı bir hayat yaşadığımı düşünüyorum aslında ama belki de algı mı öyle oluyor, ne oluyor? Tabii böyle Porsche kullanırken hiç şeyler biraz olabilir. Paylaşımlarında oteller falan paylaşıyorsun ya, hani aslında o iş ya. Onu böyle şey zannediyor olabilirler yani, keyif.
Sahiden öyle olabilir ya. Mesela bak bizim gazetecilikte ben gazeteciliğin en güzel son dönemini yaşadığımı düşünüyorum. Çok iyi, çok düzgün insanların eline yetiştik. Biz, bana verilen çok kıymetli ve çok faydasını gördüğüm tavsiyelerden biri şuydu. Dediler ki bana, Serdar bak sen bu meslek sayesinde çok güzel hayatlara şahitlik edeceksin. Çok güzel şeyler yaşayacaksın ama sakın unutma bunlar senin hayatın değil. Bunlar senin mesleğinden dolayı senin şahit olduğun, maruz kaldığın hayatlar. Yani biz şunları yaşadım mesela, işte bir çok büyük Türkiye'nin bir iş adamının özel jetiyle bir yere gittik, bir yurt dışındaki bir ülkeye. Adam işte şey yaptı, düğmeye bastı, hostesini çağırdı. Bizim şeyler, tatlılarımız geldi. Muhteşem bir tatlı. Dedim ya bu ne kadar güzel ki, ben öyle tatlı çok sevmem. Dedi ki ben bunları her gün öğlen Paris'te bilmem ne pastanesinden getirtiyorum dedi. Yani şimdi böyle hayatlara şey yapıyorsun. Sonra biz indik. İşte oradan helikopterle Monte Carlo'ya geçtik falan. Akşam yemeği. Böyle hayatlar yaşadık. Sonra çıktık, telefonla ulaştırmayı aradık. Bizim araç geldi mi işte 8'e yazdırmıştık falan filan. O da şeyi arıyor, özel terminal girişini arıyor. Şimdi böyle hayatlar yaşıyorsun. Bir de kendi hayatım var. İşte bu şizofrenik durumu ben iyi yönettiğimi düşünüyorum. Bunu yönetemeyen meslektaşlarım şirazeden çıktı. Yani kendisini o hayatın içerisinde var etmeye devam edebilmek için kendi benliğinden de çok şey kaybetti. Yani mesela bak ben burada şimdi bu Fahir arkadaşımızın arabasını, Porsche 911'ini test ediyoruz. Ben bu teste metro ile gittim. Seyrantepe durağından aldı beni. Sonra metro ile evime döndüm. Ve bunun hiçbir üzüntüsünü yaşamadım. Ben orada o Porsche'yi kullanmanın keyfini yaşadım. Çünkü benim için çok özel bir andı. Şimdi bu ikisini karıştırırsan, yani benim hayatım metro. Ben orada yaşamam lazım, oradan besleniyorum. Hayatı buraya kaydırırsan sakat. Ama tabii insanların karşısına sürekli böyle şeylerle de çıkınca onların algısı da değişiyor belki. Keyfi yerinde diyor, evet. Bakalım. Serdar Kuzun'un evine hizmetçi de gelmiyordur şimdi. Ne acılar var. Ya bu... Abi senin gerçekten çok zengin bir algın var. Çok bilenmiş ya bana. Yani ne olmuş acaba bilmiyorum. Yani daha mütevazı bir hayat yaşıyor olabilirim. Evimde de hizmetçi yok. Yani onun da şey yapayım. Serdar abi Elon Musk'a çok benziyor. Benzetiyor musun abi kendini? Var mı benzerlik ama? Yani şöyle, benzetilenler listesinde top 10 Kadir Çöpdemir'le başlıyor. Elon Musk, Fazıl Say. Böyle bir listem vardı ya, beni kimlere benzetiyorlar diye. Bilmiyorum yani. Ne bileyim, insan insana benzer mutlaka. Bir de ben şeyi düşünüyorum, gözlemledin mi? Bazı insanların vücut yapısı, fizyonomisiyle karakteri ve konuşması da benziyor değil mi? Tabii. Hani sanki bence böyle arketipler var, prototipler var gibi. Öyle çok aşırı çeşitli olduğumuzu düşünmüyorum ben. Şimdi biz hani dediğin gibi bayi toplantısında 1000 adamı yan yana gördüğümüzde şey geliyor yani olar. Ha evet ya, bu tarz bir insandır. Ben mesela birini gördüğümde artık nerelidir, ne tarz konuşur, benden ne istediğini anlıyorum mesela yani. Aynen. Doğru, çok doğru. Etkinlik davetimize cevap vermediğiniz için fotoğraflarınızı artık beğenmeyeceğim Serdar Bey. Sizi seviyorum, saygılar. Bayağı şey ya, sitem vermiş ya. Etkinlik davetimize cevap ver. Yani şöyle, mutlaka vermişimdir. Belki olumsuz cevap vermişimdir de. Yani bir insan en fazla ne kadar şeye yetişebilirse o kadar şeye yetişiyorum. Kusuruma bakmasın lütfen. Killa Serdar. Bu kıyafet ne abi? Bak mesela bunu biz bir reklam çekiminin provasında, kostüm provasında çektik bunu. Ben Küba'ya gitmeden önce bir reklam filmi çekmiştik. 10 tane reklam filmi çektik bir marka için. Yayınlanamadı, kaldı elimizde, reklam duruyor öyle. Koronavirüs gündeminden dolayı öyle baya hani teknik tabirle elde patladı. Çok iyiymiş ama. Serdar Kuzoğlu'na denk geldin televizyonda. Ben neden her mecrada bu adamı görüyorum ya? Kal YouTube'da işte. TV'de ne işin var? Ya bir yandan da bazen şey yorumları geliyor. İşte niye YouTube'da sürekli karşıma Serdar Kuzoğlu çıkıyor falan. Valla yani ben davet edildiğim her yere çıksam benden başka çok az şeyi izleyebilir. Gerçekten o. Bu arada yani davet ediyorlar. Çok zor. Buraya geldiğin için, çıktığın için gerçekten çok
Teşekkür ederim abi. Hayır estağfurullah abi, ne demek şey, seve seve. Yani şu, vaktim... Vaktim şey döneminde oldukça... hani kendi içimize döndüğümüz dönemde istemeye de bilirdin. Hani hoş karşıladık ama çıktığın için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Ben teşekkür ederim abi. Bakıyorum. Retweet edenlere de selamlarımı söylüyorum. Serdar Bey çok farklısınız, artık sizi tanıyamıyoruz. Neler oluyor size? Selamlarımı şey iletiyoruz. Havana'dayım ben de, bu terliklerle sanırım sizi bulmam çok kolay olacak demiş. Ya şöyle, bunlar benim resmi terliklerim resmen. Hani bundan bunu icat edenin cennetlik olduğunu düşünüyorum. Hani bu kadar sağlam, bu kadar her ortamda iş gören bir terlik olamaz. Havana'da da bayağı iş gördü açıkçası. Biraz yürümekte bunalttıysa da. Fakat neymiş? Bu iddiasına rağmen beni bulamadı. Muhtemelen Havana'da bu terliklere sahip tek kişi bendim. Değil. Evet. Serdar Kuzuloğlu belki teknoloji konusunda yanından birini bileceğiz ki. O yüzden kendimiz araştırıp kendi bildiğimize inanalım arkadaşlar. Eyvallah. Çok... Selamlarımı iletiyorum. Farklı bir noktaya ulaşırsam beni de bilgilendir. Seve seve zihnimi çok güzelmiş ama burada da şeysi var. Çok inanmış sana. Sonra demiş ki ya bir dakika, ben de yani kendim de araştırabilirim. Ya her şey bir yalansa. Yalansaymış kafada, çok güzel. Tuvalet terliğiyle Havana'yı gezmeye gidelim. Kim yazmış? Samet Genç. Bir kere Samet, bir şey söylemek istiyorum. Tuvalet terliği yok. Teknik olarak onun adı hela terliği. Üstelik hela terliğinin tek bir tonu var. Kahverengi. Kahverengi. O leş rengi biliyoruz değil mi hepimiz? O yani? Çok güzel. O Pantene'de... Panten kataloğunda bir karşılığı bile yok onun ya. Belki de herkes aldığında sarıydı o bir de. Bir kahve. Ha mesela o. Diyor. Böyle bir sarıya çalma huyu da vardı yani o terliğe. Serdar Kuzuloğlu eski Türk filmlerinin zengin ve kötü adam gülüşünü çok güzel yapar diye düşünüyorum. Ya bunları arada duyuyorum. Benim gülüş konusunda iki tane idolüm var. Birisi rahmetli Cevher Özden, namı değer Banker Castelli. Diğeri de bu ikisi de Karadenizli, bak şimdi aklıma geldi. Diğeri de Besim Tibuk. Bu iki karakterin özelliği de ne? Bu insanlar bizim gibi neşesi yerine geldiğinde ya da bir şey komik bulduğunda gülmüyor, sinirlendiğinde gülüyorlar. Çok acayip bir gülüşleri var. Bir de mesela ikisinde de şöyle bir tavırı var. Mesela gülüyor, bir şey gülüyor. Duruyor. Bir anda duruyor. Ya demin kahkaha atıyordu falan filan. Sinir gülüşü. Hastasıyım o. Tam böyle şey gibi. Bu hani süper kahraman filmlerindeki o şeytani figürün kahkahaları gibi. Kahkahalı. Çok beğendim. Çok güzel. Serdar Kuzuloğlu tam pahalı otomobil satan galerici tipi var. Vallahi bu bir iltifat mı bilmiyorum da. Hayır, teşekkür ediyorum. Pahalı otomobil satan diyor abi. Hani normal galerici değil. O farkı da belli etmiş yani. çok iyiymiş. Evet, bu kadar da abi. Valla çok teşekkür ederiz. Evet, programımıza eşlik ettiniz. Her şeye karşılık verdiniz. Son olarak YouTube kanalında içerikler fazlalaştırdığınız için ben kendi adıma çok teşekkür ederim. İzlemesi müthiş keyifli. Gerçekten acayip eğlenceli izlemek, sizi dinlemek. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hem takipçilerinize hem biz takip edenlere son olarak. Vallahi herkese ellerinden geldikçe, mecbur kalmadıkça evde kalmalarını ve böyle bizler gibi onları evdeki zamanlarında anlamlı bir şeylerle buluşturmaya gayret eden insanlara belki birazcık vakit ayırmalarını, bir süre daha evin içerisinde, sağlık içerisinde kalmalarını salık veririm. Sağlıklı hem zihnen hem bedenen sağlıklı, mutlu bir gelecek dilerim. Umarım çok daha güzel günlerde, çok daha güzel vesilelerle, zihnimiz böyle çok daha özgür, serbestken daha da güzel yayınlara imza atarız. Atarız. Çok teşekkür ediyorum Serdar abi. Çok saygılar, sevgiler. İyi ki katıldınız. Çok öpüyorum. Teşekkür Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ ol.